Emniyet kemerlerinin nasıl seçileceğiyle ilgili bu tablodan faydalandık. Şimdi gelelim. Her malzemenin bir kataloğu vardır ya da katalogları vardır. Bunları incelemeye. Şuradan bir tane ürüne girelim. Web sitesine geldiğinizde işte standart ürünün görselleri ve diğer bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Bizim için önemli olan kısım ürünün açıklaması ve daha çok buradaki teknik bilgiler. Şimdi buradaki teknik bilgilerin tabii ki hepsi İngilizce. Bu teknik dokümanların hepsini teker teker Türkçe'ye çevirdim ve videonun açıklama sayfasında bunu bulabilirsiniz. Bunların üzerinden gideceğiz. Teknik dokümanla başlayalım. Emniyet kemeri teknik dokümanı. Dokümana şöyle hızlıca bir göz atarsak burada uyarıyla başlıyor. Sonrasında 1, 2, 3, 4 şeklinde giden alanları görüyorsunuz. Bunların üzerinden geçeceğiz. Ve bu alanlar dokümanın en sonunda çeşitli açıklamalarla desteklenmiş. Dokümanın ilk bölümü şekillerden oluşuyor. Bu şekilleri nasıl okuyacağınız dokümanın az önce aşağıda görmüş olduğunuz bölümünde anlatılmış. Petzl firması bu ürününe 3 yıl garanti veriyor. Aynı katalog burada görünen 4 ayrı model içinde geçerli. Avrupa'da ve ülkemizde bir ürünün satışı olması için CE belgesine ihtiyaç var. CE belgesi Avrupa Birliği standartlarına göre bir ürünün nasıl üretileceği, hangi malzemeden üretileceği, malzemenin çevreye zarar verip vermediği, uygun malzeme kullanılıp kullanılmadığı, garanti kapsamları gibi birçok özelliği içinde barındıran bir belge. Bir ürünün satışını yapabilmeniz için bu belgeye ihtiyacınız var. Bu ürünün sahip olduğu diğer belge UIA'nın yani Uluslararası Tırmanış ve Dağcılık Federasyonu'nun ürünlere uyguladığı yani bu ürün için uyguladığı testi burada görüyorsunuz. Bu test tırmanış malzemelerine uygulanan bir test. Bu ürün tırmanış ve dağcılık için alt vücut emniyet kemeri olarak tanımlanmış. Sonrasında katalog bir uyarı ile aslında başlıyor. Bu kısmı birazcık okuyacağım. Bu ekipmanın kullanılacağı etkinlikler doğası gereği tehlikelidir. Aldığınız kararlardan ve sonuçlarından siz sorumlusunuz. Aldığınız riskleri kabul edin ve anlayın. Bu yaraların göz ardı edilmesi ciddi yaralanma ya da ölüm ile sonuçlanabilir şeklinde bir uyarı var. Kataloglarda yayınlanan her türlü bilgiyi okuyup anlamaya çalışın. Çünkü doğa sporları doğası gereği tehlikelidir ve aldığınız risklerden siz sorumlusunuz. Aslında genel olarak birinci bölümün anlattığı kısım buradaki uyarı kısmında belirtilmiş. İkinci kısım terminoloji. Yani emniyet kemerinin parçalarının tanıtıldığı kısım. Burada iki çeşit emniyet kemeri var. Modelleri görüyorsunuz. Bir tanesinin bacakları ayarlanabiliyor, diğerinde ayarlama tokası yok. Fakat hani temel özellikleri olarak bütün emniyet kemerleri
aynı tasarıma sahiptir. Aralarında ufak tefek kullanım amacına göre bazı özelleştirmeler yapılmış. Birinci kısım bel kısmı. İkinci kısım bel kısmının ayarlanmasını sağlayan ayar tokası. Üçüncü kısım bu ayarlanabilir. Emniyet kemerinin beli ayarlandıktan sonra kalan perlon parçanın geçirileceği bu üçüncü kısım. Bununla ilgili dokümanın alt tarafında bir takım uyarılar var. Buna geleceğiz. Dördüncü kısım bel ve bacak taki birleşim halkaları. Beşinci kısımda emniyet halkası dediğimiz bu beli ve bacağı birbirine bağlayan emniyet halkası. Altıncısı bacak bandı. Yedincisi burada iki tane yedi görüyorsunuz. Bir tanesi şurada emniyet kemerinin arkasındaki şu bölüm. Ve diğer emniyet kemerinin malzeme taşımak için ayarlanmış malzeme halkaları. Bu halkalarla ilgili de gerekli uyarılar alt tarafta yapılmış. Onu sizinle paylaşacağım. Sekizinci kısımda emniyet kemerinin bacak ayarı yapıldıktan sonra kalan perlon parçanın içinden geçirileceği lastik kısım. Üçüncü kısım kontroller ve doğrulanacak noktalar. Yani kişisel kullanım donanımınızı yani emniyet kemerinize hangi kontrollerden geçireceğiniz bir doküman olarak size Petzl firması tarafından sunulmuş. Bunun da Türkçesi videonun açıklama kısmında var. Aynı zamanda bu dokümanı bu video içerisinde de inceleyeceğiz. Gelelim ilk sayfanın sağ tarafına. Takip ve işaretler. Yani emniyet kemerinin üzerinde olması gereken ve sizin çıkartmamanız gereken bir etiketi var. Bu etikette katalogda açıklanan uyarıların küçük bir kısmını görmekteyiz. Burada bizi ilgilendiren kısımlardan bir tanesi bedeni. Yani etiketin üzerinde bedeni yazar. Size uygun mu değil mi onu şey yapmak için. Diğer kısımda bu seri numarası. Çünkü bu seri numarayı okumayı biliyor olmak şöyle bir avantaj sağlayacak size. Her ne kadar tekstil ürünlerinde yani emniyet kemeri gibi giyilebilir malzemelerde çok sıkıntı olmasa da bazen teknik malzemeler üretim hatalarından dolayı geri çağrılabiliyor. Şu seri numaralar arasındaki ürünler firmamıza geri gönderilsin gibi bazı uyarılar yapabiliyor firmalar. O yüzden bu seri numarasını okuyabiliyor olmak önemli. Bu seri numarasını nasıl okuyacağız? İlk kısım seri numaradaki üretim yılı, sonrasındaki üretim günü. Yani bunu 365 gün üzerinden düşünün. Yani 152. gün üretildi, 200. gün üretildi gibi düşünürsek buradaki 3 haneyi öyle yorumlamamız gerekiyor. Sonrasında kontrol veya denetçinin adı. Sonrasında da bir sayaç var. Bu sayaçta da ürünün hangi sırada üretildiği işte birinci sıra, yüzüncü sıra, bininci sıra gibi. Burada çeşitli harfler görüyorsunuz. Bu harfler dokümanın en sonunda ayrıntılı şekilde açıklanmış. Bunları oradan inceleyin. Dokümanda eğer bu dokümanın son sürümü için sitesine gidin, diğer diller için web sitesine gidin. Türkçesi olmadığı için ben sizin için çevirdim. Dediğim gibi videonun açıklama kısmında bunu da bulabilirsiniz. Resmi bir çeviri değil fakat en azından bilgilenmeniz açısından önemli. Teknik ipuçları ya da kişisel kullanım dokümanı kontrolü için de Petzl'ın sitesine giderek oradan
Bu dokümanları indirip inceleyebilirsiniz. Uyarı sembolleri. Bu uyarı sembolleri Petzl'ın tüm kataloglarında var. Petzl firması genelde sözlü anlatımdan ziyade ya da yazılı anlatımdan ziyade şekille anlatmayı tercih ediyor. Daha uluslararası olduğu için. Fakat bu şekilde anlatırken de bu uyarıların ne anlama geldiklerini çok iyi bilmeniz lazım. Çünkü bunlar teknik dokümanlar. Gözden kaçırdığınız herhangi bir bilgi risk yaratabilir. Bu riskleri de burada 1, 2, 3, 4 diye sıralandırmış Petzl firması. İlk sembol yani kuru kafa görüyorsanız zaten orada bir ciddi bir durum olduğunu anlamanız lazım. Ciddi yaralanma veya ölüm riski vardır demek. İkincisi potansiyel kaza ve yaralanma riskine maruz kalabilirsiniz. Yani eğer bu bilgiyi göz ardı ederseniz bir potansiyel risk var. Üçüncüsü ürünün çalışması veya performansı hakkında önemli bilgi. Dördüncüsü ise ekipman uyumsuzluğu. Eğer iki ekipmanı bir arada kullanmanız gerekiyorsa bununla ilgili bir uyumsuzluk varsa onu anlattıkları semboller. Bu dört sembol önemli. Malzeme ile ilgili herhangi bir uyumsuzluk varsa burada sembol olarak da açıklanabilir ama daha çok dokümanın en sonunda bu numaraların açıklandığı yerden malzeme ile ilgili herhangi bir uyumsuzluk varsa bunu kontrol edebilirsiniz. Beşinci kısım emniyet kemerini giymek ve ayarlar. Burada emniyet kemerinin nasıl giyileceği anlatılmış. Aynı zamanda bu emniyet kemerinin seçerken de işinize yarayacak bölümlerden bir tanesi. Emniyet kemerini nasıl seçiyoruz? Yani bize uygun bedende olup olmadığını kontrol etmek için aslında bu kısma ihtiyacımız var. Emniyet kemerini giydiğiniz zaman üzerinize bacak ve bel kısmından elinizi bu şekilde bacağınız ve kemer arasına sokabiliyor olmanız lazım. Çok gevşek olmayacak, çok sıkı da olmayacak. Ve bacak ya da bel kısmını ayarladıktan sonra arta kalan perlonun emniyet kemerinin üzerindeki bu terminolojide de tanıttığımız gibi fazla parçayı sokabileceğiniz bir kısım var. Emniyet kemerinin perlonları oraya kadar yetişiyor olmalı. Eğer kendinize çok küçük bir beden seçtiyseniz bu fazlalık kısım oraya kadar ulaşmaz. Bu da risk oluşturabilir. Yukarıda söyledik. Emniyet kemeri görüldüğü şekilde giyiliyor ve ayarlanıyor. Ayarları yaparken çok sıkı tutmuyoruz. Kalan bacakta ve belde kalan kısımları emniyet kemerinin üzerindeki bu lastiklerden geçiriyoruz ki bir yerlere takılıp açılmasın. Emniyet kemerini tam belimizden giyiyoruz. Düşük bel yapmıyoruz. Çok aşağıda olmayacak. Eğer emniyet kemerinin beli ya da ayak kısmındaki bu perlon tokadan tamamen çıktıysa bu perlonu tokanın içerisine nasıl geçiriyoruz? Onu anlatıyor. Her iki tokanın iki parçası var. İkisini de içinden geçirin. Sonra büyük olan parçadan üstten geçirerek bunu tamamlayın. Bunu yaptığınızda perlonu çektiğinizde hareket etmiyor olması lazım. Daha doğrusu bu tarafa doğru hareket edebiliyor ama diğer tarafa doğru açılmıyor olması lazım. Burada diyor ki gevşetmek için, açmak için tokayı çekin. Tokayı yukarıya doğru çekerseniz sistem gevşer ve böylelikle
belinize ve bacağınızın ayarını yapabilirsiniz. Diğer tarafa perlonu çektiğinizde de sistem daralır. Perlon daralır ama burada fazla kalan parçada mutlaka ve mutlaka bel kısmına ya da bacak kısmına geçmeli. Beşinci kısım devam ediyor. Emniyet kemerini giymek ve ayarlar kısmı. Burası çok çok önemli. Emniyet kemerini kullanırken en çok dikkat etmeniz gereken yerlerden bir tanesi de burası. Emniyet kemeri üzerinde malzemelerinizi asmak için halkalar var. Şurada bel kısmında da var bir tane. Ya da yani arka kısımda da var. Veya yan sağ ve sol tarafınızda da var. Bunlar yalnızca ve yalnızca malzeme taşımak için ve çekerleri de yalnızca 5 kilo. Dolayısıyla buraya 5 kilodan fazla ağırlık takmamanız gerekiyor. Emniyet kemerini giydikten sonra bacak kısmının çok fazla aşağıya düşmesini engellemek için emniyet kemerinin arkasında şu tarz lastikli ayar tokaları var. Buradan emniyet kemerinin bacak kısımlarının çok fazla aşağıya doğru sarkmasını önleyebilirsiniz. Altıncı kısım bağlanmak. Yani sporcu ya da tırmanıcı öyle diyeyim, lider tırmanış yapan ipini emniyet kemerine nasıl bağlayacak? Burada görüldüğü üzere standart lider tırmanıcıyı ip sistemine ya da kemere bağlayan 8 düğümü var. Bu düğüm nasıl atılacağı burada anlatılmış. Bununla ilgili de video çekmiştim. O ilgili videoyu izleyebilirsiniz. Büyük ihtimalle yukarıda şuradaki linkten bu 8, açık 8 düğümünü nasıl atacağına ulaşabilirsiniz. Düğümü attıktan sonra uç kısmı yani kalan uç minimum 10 santim olacak. Bunu unutmayın. 10 santimden daha kısa olması risk yaratabilir. Ya da en iyisi bu ucu biraz daha fazla bırakıp buraya bir kilit düğümü atmak. Yukarıda nasıl bağlanacağınızı anlatmış. Bu kısımda da nasıl bağlanmamanız gerektiği anlatılıyor. 8'li düğümü ya da ip emniyet halkasının geçtiği yerden geçecek. Belden ve ayak kısmından ve buraya bir 8'li düğüm atmanız gerekiyor. Yani yalnızca bel kısmından bağlamayın. Bu çok riskli. Yalnızca ayak yani bacakları birbirine bağlayan şu bağlantı halkasından da bağlamayın. Bu da riskli. Yalnızca kemerinizden bağlamayın. Zaten az önce de yukarıda söylediğimiz gibi çekeri 5 kilo olan bu malzeme halkalarından hiç bağlamayın. Çünkü bu ölüm riski demek. Bu şekilde bağlarsanız düşüş yaşadığınızda dengenizin bozulma ihtimali çok 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 yüksek. Yani ters dönebilirsiniz, takla atabilirsiniz düşüş esnasında. Burası önemli. Videoları ilk çekmeye başladığımızda buradan emniyet kemerini tanıtırken ki anlattığımız video. Burada bir partner kontrolü görüyorsunuz. Ne demiştik? Emniyet kemeri tırmanıcı ip sistemine bağlayan malzeme. Fakat bağlandıktan sonra bu bir kontrol yapmanız gerekiyor. Karşılıklı emniyetçiniz ve siz. Bunu anlatan kısım. Eğer tırmanıcıysanız ip emniyet halkasının geçtiği yerden geçmeli. Yani şunlardan bir tanesi olmamalı. Düğümünüz düzgün mü? Emniyetçiniz bunu kontrol ediyor. Siz de emniyetçinin emniyet aleti
emniyet kemerine uygun şekilde takılmış mı onu kontrol etmeniz lazım. Aynı zamanda eğer tırmanacağınız rota çok uzunsa iple ilgili bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünüyorsanız hatta her tırmanışınızda ipin sonunda bir düğüm olduğunu mutlaka kontrol edin. En çok kazalar bu sebepten dolayı oluyor. Teknik ipuçları Petzl'da bulunan teknik ipuçları sayfasına giderek de bu kısımların nasıl olduğuna bakabilirsiniz. Söylemiştik emniyet kemerini seçerken kadını ve erkeği var. Erkek modelleri var. Hatta çocuklar için de var. Seçerken beli ve bacağının emniyet kemerinin belinin ve bacağının size uygun olması gerekiyor. Hangi modelin hangi bedenlerde olduğu, hangi bedenlerin hangi ölçülerde olduğu ürünlerin bu kataloğunda yazmakta buna uygun bir seçim yapmanız gerekiyor. Yedinci kısım emniyet kemeriyle emniyete girerken veya iple iniş yaparken nelere dikkat etmeniz gerekmekte. Baştan beri söylüyoruz. Şu beli ve bacakları birbirine bağlayan şu halkanın ismi emniyet halkası. Yani emniyetinizi yalnızca ve yalnızca bu halka üzerinden almanız gerekiyor. Emniyet aleti ne olursa olsun. Eğer ben bu emniyet aletini, emniyet halkasını kullanmam, buna çok güvenmiyorum. Onun yerine emniyet aletini bağladığım kilitli karabinamı bu emniyet halkasının geçtiği yerden geçerek kullanırım diyorsanız ki bu hata çok sık yapılıyor. Bu ölüm tehlikesi demek. İple iniş düzeni burada anlatılmış. İple iniş yaparken nasıl bir düzenek kullanacaksınız? Burada görebilirsiniz. Sekizinci kısım ek bilgilerden oluşuyor. Bu ek bilgiler aynı zamanda bakım prosedürü ya da koruma ipuçları dokümanının küçük bir kopyası aslında. O kısma geleceğiz. Burada üzerinden kısaca geçtikten sonra orada ayrıntılı şekilde anlatmaya çalışacağım. Tekstil ürünlerinin ömrü 10 yıl. Size de söylemiştim. Ürünün seri numarasında ilk iki rakam ürünün üretildiği yıl. Dolayısıyla bu ürünün üretildiği yıldan artı 10 yıl daha koyarsanız kullandığınız tekstil ürününün ya da emniyet kemerinin raf ömrünü ya da ömrünü hesaplayabilirsiniz. Tabii ki bunu ürünü alırken de kontrol etmeniz lazım. Eğer size eski bir ürün satıldıysa özellikle garanti süresinin 3 yıl olduğu düşünülürse ömrünün bitmesine 2 yıllık kalmış bir ürünü almak sizin için çok uygun olmayacaktır. Etiketi kesmeyin. Ürünün kullanım ve saklama sıcaklığı artı 80 ile eksi 40 arasında saklarken ve kullanırken buna çok dikkat edin. Belki artı yani 80 derece çok gibi görünebilir ama taşıma veya depolama esnasında özellikle yazın camın yanında bırakırsanız, araba içinde bırakırsanız bu dereceleri görme olasılığı çok yüksek. Eksi 40'da bir daha faaliyeti için kabul edilebilir bir sıcaklık olabilir. Yani eksi 40'ı görmeseniz bile eksi 20'ler, eksi 30'larda malzemenin performansını düşüreceği aşikar. Malzemeyi de ona göre kullanmanız gerekiyor. Kullanırken dikkat etmeniz gereken özellikler
işte keskin kenarlara gelmesin, kesilmesin, işte ateş ya da kimyasal gibi ortamlarda kullanılacaksa, hani şey demiştik, hani tırmanışta bu çok mümkün değil ama endüstriyel bir kullanım yapıyorsanız, işte emniyet kemeriyle bir yerden sallanıp boya vesaire yapıyorsanız, bu durumlarda bu tarz sonuçlara ulaşmanız aşikar. O yüzden çok dikkat edin. Ürünü temizlerken nelere dikkat edeceğiz? Ürün maksimum 30 derecede yalnızca sabunla yıkanabilir. Herhangi bir kimyasal bir şeyle yıkamıyorsunuz. Yalnızca bildiğiniz el sabunu yıkanabilir. Dediğim gibi hani belki dağcılıkta ya da tırmanışta, spor tırmanışta bu tarz bir kirlenme olmayabilir. Fakat hani kanyon için kullandığınızda çamur dahil birçok organik madde emniyet kemerine bulaşabiliyor. Bunu da temizlemeniz lazım kullandıktan sonra. Bunu yalnızca 30 dereceyi aşmayan, sıcakta 30 dereceyi açmayan, içinde kimyasal temizleyici olmayan, eğer gerekiyorsa yalnızca sabunla bunu kullanabilirsiniz. Makinede yıkayabilirsiniz. Dediğimiz gibi maksimum 30 derece olacak. Herhangi bir kimyasal temizleyici kullanmıyorsunuz ya da kulüp gibi ortamlarda onlarca emniyet kemeri oluyor. Bunları teker teker temizlemek, çok sıkıcı olabilir, vakit alıyor olabilir. Vakitten kazanmak amacıyla bir araba yıkama ya da su püskürtücüsü kullanmak isteyebilirsiniz. Böyle bir şeyi yapmayın diyor üretici firma. Ürününüzü temizledikten sonra nasıl kurutacaksınız? Yine maksimum 30 derecede güneş görmeyen herhangi bir fön, bu kurutma makinesi olabilir ya da saç kurutma makinesi olabilir. Bu tarz malzemelerin hiçbirisini kullanmayacaksınız. Güneş görmeyecek. Maksimum 30 derecede ve havadar bir yerde kurutmanız lazım. Tabi depolama ve taşıma yaparken ürün kesinlikle güneşten uzak ve dış koşullardan, yağmur gibi, ıslaklık gibi durumlardan uzak olması lazım. Depolanırken ve taşınırken hani ıslanmaktan kastımız şu. Hani yurt dışında bir faaliyete giderken eşyaları bir çantanın içerisine bir yere koyuyoruz ama o atıyorum hani gemiyle gidecekseniz ya da işte havaalanıyla gideceksiniz. O sizden bağımsız olarak birçok işte depo dolaşabiliyor, araç dolaşabiliyor. Bu araçların durumunu bilmiyoruz. Çok fazla malzemeleri sıcakta kalabilir ya da ıslak bir ortamda saklanıyor olabilir. Bir kimyasala maruz kalmış olabilir ya da tuzlu suya maruz kalabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Ürün üzerinde değişiklik ve onarım kesinlikle Petzl firması istemiyor. Eğer böyle bir durum olursa diyor ki bize, yani hani üzerinde bir onarım vesaire bir şey yapmanız gerekiyorsa paketleyip bana gönder. Ben onun için uygun onarımı yaparım. Dolayısıyla hani hiçbir yerini kesmiyoruz. Bu kısma geleceğiz. Bakım prosedürü ya da bakım ipuçları kısmında işte hiçbir yerini dikmiyorsunuz ya da bir kalemle işte üzerine işaretlemiyorsunuz, yazı yazmıyorsunuz çünkü kalemlerin içerisindeki o kimyasal özellikle perlon gibi tekstil malzemelerine zarar verebiliyor. Burada Petzl firması küçük bir şey yapmış. Aslında aşağıda H olarak açıklanmış kısım bakım, J olarak açıklanmış kısım değişiklikler, onarım. Ondan sonra da hani burada ufak bir kayma olmuş. Onu hatırlatmak amacıyla böyle bir kırmızı uyarı yaptım ama çok süper de önemli değil. Sık sorulan sorular kısmı var. Eğer herhangi bir sorunuz varsa Petzl'ın web sitesine girin, oradan bize mail atın, bir şekilde ulaşın. Sorularınızı yanıtlayalım demiş Petzl firması.
Zaten bundan sonraki kısımda yukarıda 1, 2, 3, 4, 5 olarak açıklanmış kısımların teknik açıklamaları bu kısımları okuyabilirsiniz. Bir sonraki videomuz ürünün bakımı ve korunması ile ilgili teknik ipuçları olacak.